Değerli TV Yalova izleyicileri, Ayhan Polat'la Birebir Kent Buluşmaları programının 18.sine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Sayın Mücahit Kaçar. Sayın Kaçar, stüdyomuza ve programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayhan. Ayhan Polat'la Birebir Kent Buluşmaları programının amacı, kent yönetiminde söz sahibi kişileri programa davet etmek, kentin sorunlarını Yalova gündemine taşımak ve sorunları çözmektir. Evet Sayın Kaçar. Bugünkü 18. programımızın TV Yalova stüdyolarında sizleri ağırlıyoruz. Öncelikle programımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Onurlandırdınız bizi. Biz teşekkür ederiz Ayhan Bey. Hoş buldu. Hayırlı olsun. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum. Şimdi hemen Mücahit Bey'i tanıyarak başlayalım. İlk sorumuz bu olsun Sayın Kaçar. Kendinizi kısaca bir öncelikle TV Yalova izleyicilerine bir tanıtalım efendim. Buyurun. 1976 Erzurum doğumluyum. Yaklaşık 33 yıldır Tavşan'da bulunmaktayım. 2014 yılında siyasete başladım. Tavşan'da yerel yönetimde belde başkanı olarak görev aldım. Daha sonra Yalova İl Başkan Yardımcılığı, Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerini yürüttüm. AK Parti İl Yönetiminde de göreviniz, Saadet Partisi Saadet İl Partisi. Yönetiminde de göreviniz oldu mu? Oldu. Ne kadar bir süre oldu efendim? Yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zamanda oldu. Son. Evet, buyurun. Devam edin. 2018 Yalova Ticaret Odası seçimlerinde birinci komitede komite başkanı olarak seçildim. Şu anda halen şirketimiz Yalova'da vergi rekortmenleri olarak ilk 5. sırada ve yönetim kurulu başkanıyım. Sektör olarak hangi sektöre hitap ediyorsunuz sektör acaba? Olarak şimdi en zor sektör hizmet sektörü olarak yemek firmamız Aka Catering firmamızdayız. Sanıyorum Taşköprü Belediye Mücavir Alanı içerisinde olan bir işletme değil mi efendim? Daha önce Tavşanlı Beldesi'ndeydi. Tabii yer problemi olduğu için biz şu anda Taşköprü Belde sınırları içindeyiz. Kaç yıldır mesleğinizi sürdürüyorsunuz acaba? Kaçar? Yaklaşık 30 yıl oldu. 1999'da maşallah ilk kurduk. Evet, şimdi 31 Mart mahalle seçimlerinde Tavşanlı'dan Saadet Partisi Belediye Başkan adayısınız. Başarılı bir iş adamı olarak biz sizi kamuoyunda takip ediyoruz. Neden siyaset Sayın Kaçar? Nasıl bulaştınız siyasete? Buyurun. Şimdi... Ya bu siyasette bulmamın en büyük etkeni rahmetli Erbakan hocamın bir yazısını okudum. Evet. Siyasete işte yöneten insanlar Müslümanları Müslümanlar yönetsin diye. Tabii ben diğer siyasetçi arkadaşların bu şekilde değil de Erbakan hocamızın artı üretim olmadan kalkınma olmaz. Bir de bizim Tavşanlı'da yaklaşık 20 yıldır belediye. Gelişme konusunda şirketimizi nasıl geliştirdiysek siyasette de geliştirebiliriz diye bir adım atmıştık 2014 yılında. İkinci olduk. Tabii o zaman siyaseti bilmiyorduk. Ben ticaretle uğraştığım için halen siyaseti bilmiyorum. Doğrusunu söylerim, doğrusunu konuşurum yani. Peki, siyasetin dışında hep ticari faaliyetlerin içerisinde bulundum diyorsunuz. Evet. Son 5 yıl sanıyorum, 4-5 yıldır aktif bir siyasetin içerisinde olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Peki Tavşanlı Belediyesi'nin yönetim şeklini siz iyi bulmadığınız için aday oldunuz Saadet Partisi'nde? Ayhan Bey şimdi... Neden oldunuz daha doğrusu aday? Şimdi belediye seçim zamanı siyaset yeri olabilir ama seçimden sonra kurumsal bir firma gibi düşünmemiz lazım. Evet. Çünkü orada... Çalıştığı da arkadaşlara maaşını verir, sigortasını yaptırır ve insanlardan vergi alır. Biz de belediyeyi ve Tavşanlı'yı
gerçek yani. Biz sadece bir dönem yaparsak, 3 yıl içinde de bunu yaparız. Marka belli haline getirmek amacımız o. Kısa bir süre değil mi Sayın Kaçar? 3 yıl bir dönem. Ayhan Bey. Yani şu an mevcut belediye başkanımız Sayın Kadri Çiçek 3 dönemi devirdi. 15 yıl oldu. Dördüncü dönemine giriyoruz. Evet. Hala ben de hizmet aşkıyla Tavşanlı'ya yapacaklarım var diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayhan Bey, son 15 yılda yapılmayanı biz Allah izin verirse bir dönemde yapacağız. Örnek vereyim. Seçim zamanı arkadaşlar vaatte bulundular ve Tavşanlı'nın kronik problemi yüksek gelirim. Her seferinde de söylerler fakat hiçbir zamanda yapılmadı. Artı İzmit, Yalova arası araştırın. Kanalizasyonu olmayan tek köy bizim Yukarı Tavşanlı. İzmit, Yalova Biz de arası. bilmiyorduk. Şu an öğrenmiş olduk Sayın Öğrenin, Kaçar'sın araştırınla. sayenizde. Peki kanalizasyon olmadan yukarı Tavşanlı dediğiniz bölgeden bahsediyorsunuz. Bizim köylü belediye olduktan sonra Evet. ikinci dönem mahalle yaptılar. Evet. Tavşanlı beldesinin bir mahallesi olarak Mahallesi geçiyor. oldu. Oranın nüfusu kaç? Kaç hane var Sayın Kaçar? Yani ben oradaki haneyi tam olarak net olarak bilmiyorum ama orada yaklaşık yine de 150 nüfusu var arkadaşların. Evet. Kanalizasyon bir mahalle gerçekten çok enteresan geldi bana. Evet. Buranın altyapı çalışmasını eksikliğini yani pek dile geldiğini ben ilk defa burada sizden öğreniyorum. Peki Tavşan'ın başka ne tür problemlerini tespit ettiniz? Aday adaylık süreci içerisinde son 5 yıldır aktif siyasi setin içerisinde bulunuyorsunuz. Ne olması lazım? Neler yok, neler eksik Şimdi Tavşan'da? bizim yaklaşık 40'ın üstünde bir projemiz var. Bir de bizim yapmayacağımız hiçbir projenin altına imzamızı atmayız. Çünkü 40 proje çok iddialı iddialı bir bir proje, bakın söylem değil mi Sayın yok Kaçar? değil. Ya biz ticaretle uğraştığımız için bize basit geliyor. Çünkü ona göre bütçeyi hazırlarsınız, ekibinizi hazırlarsınız, gerekeni yaparsınız zaten. Bir. İkincisi bizim elimizde olan topçular, feribot iskelesi gitti örnek. Yani ben şunu size anlatayım. Nasıl gitti? Yani bu konuda Yani onu siyasi kim suçlu veya yerel yönetim. neden elden kaçtı? Topçular iskelesi diyelim. Bu topçular iskelesinin yıllık geliri neydi mesela? Bu gelirden mi oldu Tavşanlı Belediyesi diyorsunuz? Nedret Başkan'la ben görüştüğümde aylık net geliri 100 bin lira, yıllık 1 milyon 200 bin 200 lira şu bin anda lira. geliri var. Tavşanlı beldesi topçuları neden kaybetti? Bence yönetim ilgilenmedi veya siyasi olarak kaybedildi. Yani bu mevcut yönetimin belediye başkanı Kadri Çiçek'in bir beceriksizliği mi Yani olarak mı? benim büyüğüm ama ben beceriksizlik değil miyim de başaramadılar. Elimizdekini kaybettiler. Evet, bu Hı, şekilde. o şekilde. Peki bunun dışında mesela ne gibi kanalizasyon sorunu var dediniz yukarı Tavşanlı'nın? İşte Bizim Topçular iskelesinin Taşköprü Belediyesi'ne kaydırılmasına göz yumuldu diyorsunuz. Evet. Başka Tavşanlı'da böyle yönetim hatasından Var. kaynaklanan neler var? Sizin Şimdi döneminizde ben bunlar telafi edilebilir mi? ya edilmese zaten bizim bu yola çıkmamızın bir anlamı yok. Bir de topçular feribot iskelesi şu şekilde altyapıyı biz oluşturduk. Allah'ın izniyle mahkeme yoluyla tekrar geri kazandıracağız. Çünkü Türkiye'de emsal teşkil eden davalar var. Bunu seçmen kitlesiyle de paylaşıyor musunuz Sayın Kaçar? Bizim zaten önümüzdeki hafta Allah izin verirse kitapçıklarımız hazırlanacak. Yaklaşık bir 40 sayfa. Onları zaten seçmene Orada projeler ileteceğiz. mi, yapılacak Projeler, hizmetler mi anlatılacak? hizmetlerimiz, projelerimiz var. Ayhan Bey, eskiden zaten bizim insanlar da bilir. Bizim sınırlar aslında AKİM'in oradaymış. Coğrafya kitaplarında da söylerler. Sınırları dereler, tepeler belirler. Handere topçuların öbür tarafında zaten. Sayın Kaçar, şimdi biliyorsunuz Tavşanlı'da 31 Mart mahalle seçimleri öncesi bir yarış söz konusu. Kaç parti seçimlere katılıyor? Sizin dışında bulunduğunuz belediye başkan adayı olduğunuz Saadet Partisi'nin durumu nedir? Meclis üyeleriyle ilgili, ekibinizle ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunur musunuz?
Toplam 4 partiydi Ayhan Bey. Bir arkadaşımız çekildi İYİ Parti olarak. 3 parti kaldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi olarak devam ediyoruz. Şimdi bizim çalışmalarımız zaten başarılı olmayacağımız hiçbir işe girmeyiz. Allah'ın izniyle şu anda da iyiyiz. Durumumuz da iyi. 2014 yerel seçimlerinde bütün ailelere ziyarete giderken kendim gidiyordum. Tabii o zaman ilk kez girdiğimizde insanlarda samimiyet yoktu yani. Ama şu anda maşallah samimiyet de iyi. İyi yolda da ilerliyoruz. Doğrusu neyse de insanlarımızı anlatıyoruz. İnşallah da başaracağız Allah'ın izniyle. Geçen dönem 2014 mahalli seçimlerinde şu an rahmetli olan aramızda bulunmayan Zafer Demiraslan Başkanım'la beraber mi yine hareket etmiştiniz? Beraber. O dönemde sen o ekibin içerisinde var mıydın? Beraber hareket etmiştik. Aslında bizim adayımız farklı bir arkadaştı. O dönem. O dönem 2014'ten bahsediyorum. 2014'te. Evet. Ben o arada yurt dışına gittim. Bir ziyaretim oldu. Geldikten sonra değişmiş. Evet. Tabii bana geldiler dedim biz hareket edemeyiz. Bu şekil olmaz. Tabii ondan sonra ısrarlarla ben belde başkanı olarak kampanyalara katıldım ve bütün kampanyaları hepsini komple ben kendim yürüttüm. Saadet Partisi belde başkanı sıfatıyla 2014 evet. Mahalli seçimi. Kaç oyla seçim kaybedildi 2014 mahalli seçimi? 3 aday olarak girmiştik. Biz 620 oy aldık. AK Parti Kadir Çiçek 686 oy aldı. Çok az bir fark. Az bir farkla, evet. Peki Sayın Kaçar, Tavşanlı'daki seçmen kitlesinin yapısı nasıl bir yapı? Yani seçmen profili hakkında bize bir bilgilendirmede bulunur musunuz? Siz parti olarak hangi seçmen kitlesine daha yakınsınız? Biz parti olarak şöyle Ayhan Bey, bütün kitleye hakimiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tavşanlı ufak yer. Tavşanlı'da samimi olduğumuz, birebir görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Yani şu parti bu parti demiyoruz. Biz yerel olarak, şahıs olarak giriyoruz seçime. Fakat bir parti adı altında giriyoruz. Yani şu an 2019 mahalli seçimlerinde Saadet Partisi ile ittifak içerisinde bulunan 1, 2, 3 siyasi parti sıralayabilir misiniz ismini? Yok, ittifakımız yok. Bizim ittifakımız yok. Yalnız başınıza. Yalnız diğer partilerde olup bize gelen arkadaşlar var, beraber hareket ediyoruz. Yani adayı olan partiden de size teveccüh var mı? Adayı olan partilerden de bize gelen arkadaşlarımız var. Hatta meclis üyemiz şu adayı olarak da arkadaşlarımız var. Peki Sayın Kaçar, Tavşanlı Beldesi'nde son 15 yıldır, 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Sayın Kadir Çiçek. Sadece Kadir Çiçek'in Tavşanlı'ya çok önemli şu hizmeti, bu hizmeti diyebileceğiniz hizmetler var mıdır? Varsa bunlar neler efendim? Şimdi belediye binasını bize kazandırdı. Aslında belediye binasının o kadar büyük yapılmasına gerek yoktu. Bana göre bizim Tavşanlı'da en büyük sorunlardan biri eğitim sorunu. Bizim şu andaki bulunan ilk öğretim ve orta öğretim okullarında bazı sınıflarında 30 ve 40 arası öğrenciler var. Eğitim seviyesi düşüyor. Artı spor salonu yok ve en büyük eksiğimiz lise yok. Biz Allah izin verirse orayı lise yapacağız. Yani belde olmasına karşın lisesi olmayan bir belde konumunda mı? Aynen öyle. Şu anda lisemiz yok. Ve okulumuzda tekrar onarılması gerekiyor. Spor salonu veya işte sınıfların ek sınıf yapılması yaklaşık 33 dönüm okulumuzun yeri var. Lise öğrencileri tabii ki mecburiyetten Tavşanlı dışındaki okullarda mı eğitimlerini sürdürüyorlar? Evet, mecburen oraya gidiyorlar. Mesela hangi okullarda eğitim alıyorlar? Yalova'da giden var, Altınova'ya giden öğrencilerimiz var. Biz bunları Tavşanlı, çocukları Tavşanlı'da okusun. Ve dışarıdan da öğrenci gelsin. Tavşanlı'yı artık büyütelim yani, gelişsin. Gelişsiniz. Gelişsin, amacımız o. Tabii Tavşanlı'nın gençleri de, çocukları da iyi bir eğitim alsın arzusu ve düşüncesiyle de önümüzdeki süreçte seçilirseniz
bir çabanız olacaksın. İnşallah. Altyapı önemli zaten Ayhan Bey. Allah izin verse onu oluşturacağız. Peki demin dediniz ya 40 tane projemiz var. Evet. Sayın Kaçan, özellikle bir 3-5 tanesini burada TV Yalova izleyicilerine bir müjde şeklinde aktarsak, belediye başkanı olmanız durumunda böyle var mı sizin var. De Cumhurbaşkanı'nın bir çılgın projesi var Kanal İstanbul. Sizin tavşanlı için var mı böyle bir projeniz? Bizim tavşanlı da şu şekilde bütçelerini hazırladığım projeler örnek bazılarını söyleyeyim. Bizim tavşanlı ışıklarda yaklaşık 7 ile 8.5 arası baya yoğun bir kalabalık trafik oluyor. Biz orada batı çıktı veya köprülü kavşak projemiz var. Evet. Zemin etüdü yapılmadan şu anda batı çıktı mı yaparız veya köprülü kavşak mı yaparız onu diyemeyiz. Evet. Artı sanıyorum bir yol kod farkı var. Var. Bunu değerlendirme yoluna gitmeniz söz konusu olur mu? Yani şöyle Ayhan Bey, yapılmayacak hiçbir iş yok. Evet. Planlı programı yaptıktan sonra her iş olur. Artı yıllardır diyorum yani siyasetçilerin gelip de vaatte bulundukları yüksek gelirim. Yüksek gelirimi Allah'ın izniyle biz onu da sorunu çözeceğiz. Topçular feribot iskelesi, yukarı tavşanının kanalizasyon problemi ve şu anda ev olup da ne olarak geçiyordu? Tarla değil de tarım alanı olarak geçen yerlerinde bir an önce ev ruhsatlarının veya işte imara girmesi amacımız o. Evet. Başka sıralayabileceğiniz projeleriniz çok projemiz var. Vakit yetmez zaten Ayhan Bey yani. Saatler süre versek diyorsunuz anlatmaya. Yani yetmeyecek. Bizim projemizi kopyalayıp alsınlar da önemli değil. Yok yok. Alsınlar. Çünkü biz denenmedik daha. Denenen arkadaşlar var 15 yıldır. Önce verilen projeleri yapsalar bizim projeleri de denesinler. Problem değil. Peki az önce Topçular Feribot İskelesi'nden bahsettiniz. Sayın Kadri Çiçek, Topçular Taşköprü Belediye Mücavir Alanı içerisine geçince bir alternatif feribot işletmesiyle bir anlaşma yapıldı. Özel bir firma, Nekmar adı altında bir firma. Bu firmanın katkısı neler Tavşanlı'ya, getirisi neler, doğru buluyor musunuz bu şirketin burada hizmet vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gökdenizcilik olarak Kadri Çiçek'ten önce kazıklar çakıldı zaten. Daha önce projesi olan bir iskelemizdi. 49 yılında sanıyorum hazineden kiralanan bir yer. Zafer Demir Aslan zamanında olan bir proje zaten evet, bu. Evet. Gökdenizcilik o zaman gelmişti. Evet. Şimdi bu proje kimsenin projesi değil. Zamanda gelip alınan gökdenizcilik adına yapılan bir proje. Ama hayata geçmesi noktasında Sayın Kadri Çiçek'in Çiçek zamanında oldu. Evet. Evet. İDO da çok bu ihaleye girmek istedi. Şimdi ama ihaleyi kazanamadı. Bu konuyla alakalı özellikle kamuoyuna böyle bilgi babında vermek istediğim bir mesaj var mı? Ayhan Bey İDO mu gelseydi, gökdenizcilik mi kalsaydı, hangisi daha avantajlıydı? Bu noktadan hareketle düşünceleriniz neler acaba? İDO gelseydi belki orayı çalıştırmayacaktı. Fakat iyi bir gelir sağlayacaktı Tavşanlı'ya. Fakat gökdenizcilik, şimdi yargı süreci var, ben o konulara girmek istemiyorum. Yargı süreci devam ediyor zaten. Evet. Gökdenizcilik tabii geldi. Tabii insanlarımızın belli kısmının işsizlik sorunu çözüldü. Geliri ne kadar var? Öbür firmaya göre 1/3 değil. Daha yani, fazla geliri olacaktı. İş istihdamı sağladı. Yani tam istediğim şekilde sağlanmadı. Belde sakini diyelim. Gençlerine bir istihdam yarattı. Tavşanlı Belediyesi'nin kasasına İDO'nun verebileceği bir rakamı gökdenizcilik verememiştir düşüncesindesiniz. İşsizlik sorunu da şu şekilde. 30 çalışanı varsa 10 tanesi tavşanlıdır. Onun tam bir bilgim yok onunla ilgili. Konu istihdamdan açılmışken Sayın Kaçar,
Tersaneler de mevcut tabii ki, evet. Tavşanlı'da. Tavşanlı'nın en büyük ekonomik girdisi tabii ki birkaç tane büyük tersanenin Tavşanlı Belediye hudutları içerisinde olması. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz? Tersanecilerin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tersanecilerin beldeye vermiş katkıları neler? Sizin tersanecilerle iletişiminiz, belediye başkanı seçildiğiniz zaman nasıl olacaktır? Kısaca bu konuya da değinelim mi? Ekonomi çok önemli. Tabii ekonomi önemli. Tersanelerin gelmesi Tavşanlı değil, Yalova'ya büyük katkısı oldu. Evet. İşsizlik problemi çözüldü. Tabii bu doğru adımlarla atılması gereken bir sanayi, tersane. Tersanecilerin özellikle, yani hepsine de teşekkür ederiz. Çünkü neden? Bizim de vergi rekortmeni olmamızın sebeplerinden biri de tersane. Sadece fabrikalar değil. Tavşanlı'da şu anda tersanelerde daha çok çalışan arkadaşlarımız var. Tavşanlı olup da. Evet. Bu yüzden de getirisi çok fazla oldu. Tavşanlı'da tersane olmasaydı belki de belli bazı işler veya bazı ekipmanlar olmayabilirdi belediye olarak. Tersanelerin yardımı oldu yani. Peki ya belediye başkanlığında başarının sırrı size göre nedir, ne olmalı? Yani başarılı olmak için bir belediyede başkan sıfatıyla ne yapmak lazım Sayın Kaçar? Şimdi öncelikle planlı, programlı çalışmak lazım. İkincisi şeffaf belediye anlayışı olacak. Zaten belediye hizmet yeridir, yani hizmet sektörü ve gerçek ihtiyaç sahibi ailelere gereken yardımı yaptıktan sonra belediye bu dediğimiz projelerle yapalım, zaten marka belediye olur ve başarılı olursunuz. Diyorsunuz. İnşallah. Peki adaylar açıklandıktan sonra Tavşanlı'da özellikle AK Parti içinde aday olamayan, aday adaylığı başvurusu yapıp da aday olamayan bir çok isim tanıyoruz. Evet. Size, Saadet Partisi'ne gelip de ya beraber ittifak kuralım, işte AK Parti'ye karşı bir güç birliği yapalım düşüncesiyle size gelen Tavşanlı'dan aday adayları oldu mu başka partilerden ve Saadet Partisi belediye başkan adayı sıfatıyla sizin duruşunuz nasıl oldu? Bu kişilerle birlikte bir çalışma içerisinde misiniz? Şu anki konum itibariyle bir ittifak söz konusu mu Saadet Partisi çatısı altında? Ayhan Bey, şimdi bizim Tavşanlı'da hepimiz arkadaşız. Tabii aday olanların büyükleri veya işte birebir arkadaşlarla görüşmemizde bize söylenen şu: biz de aday adayız, adaylığını açıklama, biz adaylığımız aday adayları aday olduktan sonra, açıklandıktan sonra açıkla diye bilgi verdiler. Biz o şekilde görüşmelerimiz oldu. İttifak olayımız olmadı. Yalnız süreçte arkadaşların şu şekilde 7 aday varken direkt tekrar mevcut başkanın aday çıkmasına büyük tepki gösterdiler. Bu süreçte bazı toplu, nasıl diyeyim, işte arkadaşlar gelip yeniden işte aday olalım, beraber hareket edelim fakat işte kura çekelim. Ya bizde bunun etik olmayacağını, beraber hareket edeceksek zaten belli bir süreçte biz zaten bekledik sizi. Size söz verdik, siz de sözlerinizi yerinize getirin, beraber hareket edelim. Bu noktada bir anlaşma oldu mu, bir birleşme oldu mu? Yani Saadet Partisi mevcut AK Parti Belediye Başkanı'na karşı bir oluşum içerisinde oldu mu daha doğrusu? Yok, bunu şahıs olarak diyeyim yine, Saadet Partisi değil de bizim... Hı. Özellikle kendi ailemiz arasında problem vardı Erzurumlar olarak. O anlaşmayı sağladık, problem çözüldü. Çözüldü. Evet. Peki Sayın Kaçar, biliyorsunuz Saadet Partisi rahmetli Erbakan Hoca'nın kurmuş olduğu bir parti. Evet.
kökü ta Milli Selamet Partisi'nden Milli Görüş, evet. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu Doktor Fatih Erbakan geçtiğimiz aylarda bir yeniden Refah Partisi adı altında bir parti kurdu. Bu parti şu an seçime girmiyor. 31 giremedi, evet. Mahalle seçimlerine girmiyor ama 50'nin üzerinde ilde teşkilatlarını, evet, kurdu ve siyasi çalışmalarını da başlatmış durumda. Siz Saadet Partisi Tavşanlı Belediye Başkan adayı sıfatıyla yeniden Refah Partisi'nin kurulması, başında da Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeniden Refah Partisi'ne bakış açınız nedir? Bu parti kurulduktan sonra Saadet Partisi yaşar mı? Bu konudaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi almak istiyorum. Ayhan Bey, şimdi Fatih Erbakan neden Saadet Partisi'ne şimdiye kadar gitmedi onu bilmiyorum. Neden beraber hareket etmediler? Yeniden Refah'ın kurulması inşallah hayırlı olur. Bununla ilgili herhangi bir düşüncem yok. Ya dediğim gibi bir siyasetçi değiliz ama tavşanın içinde gerekiyorsa soyunduk. Dedik yapalım. İnşallah marka belediye haline getiririz ama Refah Partisi ile ilgili bir düşüncem veya bir bilgim yok. Bir yorumda bulunamıyorsunuz. Yani yorumda bulunsam bile yani olmuşsa hayırlı olsun vatana, millete. İnşallah başarılı olurlar. Ama neden Saadet Partisi'ne gelmedi? Veya çünkü rahmetli Erbakan'ın kurmuş olduğu bir parti. Gelmemesinin sebepleri olabilir mi Sayın Kaçar? Sebepleri ne işte? Biz bunları hiçbir araştırmadık yani. Peki. Bilmiyoruz. Onu da artık bakacağız bizim diyorsunuz. İl başkanlarına soracağız. Öğreneceğiz. Niye oldu? Sebebi ne? Peki Sayın Kaçar. Programımızın son kısmına geliyoruz. Son olarak TV Yalova izleyicilerine 31 Mart mahalle seçimleri öncesine vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Neler? Buyurun. Son sözlerinizi alalım. Şimdi öncelikle insanlar hepimiz için hayırlısı neyse olsun. Hayırsız hiçbir şey istemiyoruz. Yalova TV'de hayırlı olsun. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah. Hep çünkü beraber. Bizim ilimizde öyle bir TV yok bildiğim kadarıyla. Evet. Televizyonu olmayan tek il mi? Tek illerden tek iliz diyebilirim. Yani bizim kanalizasyon olmayan Tavşanlı gibi. İzmit evet, Yalova arası. Maalesef gibi. Yalova'da da ilkler yani oluyormuş. İnşallah. İlklerle ön plana gelmek şöyle önemli. Güzel şeylerle ön plana gelmek çok iyi Sayın Kaçar da olumsuz şeylerle Türkiye'nin gündemine ilklerle gelmek pek hoş bir şey değil. Olmasa gerek. Evet. Buyurun ben son sözlerinizi alayım tekrar. Ya hayırlı uğurlu olsun. İnşallah iyi olur Yalova'ya. Tabii yani medyanın önemi büyük siyasi olarak ve artı ticarette de önemli. Çünkü reklam olarak bize de gerekiyordu. İnşallah iyi olur Ayhan Bey. Ben de Ayhan Polatlı Birebir Kent Konuşmaları programının sunumunu yapan, aynı zamanda Melay Medya Yayın Grubu'nun yönetim kurulu başkanı sıfatıyla size 31 Mart mahalli seçimlerinde Saadet Partisi Tavşanlı Belediye Başkanlığınızın hayırlı olmasını temenni İnşallah. Ediyorum. İnşallah dostluk içerisinde güzel bir atmosferde bu seçim sürecini tamamlamış oluruz. Temennim bu yönde. Katılımınızdan dolayı ben de çok çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Size de sağ olun. Değerli TV Yalova izleyicileri, Ayhan Polat'la Birebir Kent Buluşmaları programının 18.sini Saadet Partisi Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Sayın Kaçar'la yapmış olduk. İyi bir hafta dileğiyle önümüzdeki programlarda buluşmak dileğiyle.